Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yayınlarınızı daha eğlenceli hale getirebileceğiniz sesli komutlar nasıl yapılır, bunları göstereceğim. Kısaca bahsetmek gerekirse ses efektleri nedir? İzleyicileriniz herhangi bir komut yazdığında yayına ses gönderebilecekler. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl efektler ekleyebiliriz? Nasıl sesler ekleyebiliriz? Bunların hepsini birlikte uygulamalı olarak yapacağız. Çözemediğiniz veya merak ettiğiniz konular varsa aşağıda açıklama kısmında bulunan Discord kanalımıza katılabilir. OBS destek ve sistem destek kısmından bana ulaşabilirsiniz. Takıldığınız her problemi, her sorunu orada sorabilirsiniz. Ben olmasam bile en az benim kadar bilgili takım arkadaşlarım mutlaka sizlere yanıt verecektir, yardımcı olacaktır. Eğer bu videodan bana ulaşıyorsan, diğer videolarıma da mutlaka bakmanı, göz gezdirmeni tavsiye ederim. Gerekli eğlenceli ve güzel bilgiler veriyorum. Aynı zamanda bana en çok sorulan şeylerden biri de OBS'de geçiş efektleri. Bu geçiş efektiyle alakalı yine açıklama kısmında bulunan linkten bir geçiş efekti indirebilirsiniz. Videonun sonunda da o geçiş efektinin nasıl uygulanacağını ve nasıl kullanılacağını size anlatacağım, göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Şimdi tekrardan lafı fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim ve görelim bu chatbot neymiş, nasıl yapılıyormuş, nasıl ses efektleri gönderiliyormuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle streamlabs.com/chatbot adresine giriyoruz. Girdiğimizde önümüze çıkan sayfa bu oluyor. Ben bu linki açıklama kısmına ekliyorum. Siz direkt o linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Sonrasında geldiğimizde önümüze çıkan ekranda download Now kısmından 62.9 MB'lık uygulamayı indiriyoruz. Ben şimdilik masa üstüne kaydımı yapıyorum. Masa üstüne uygulamayı indiriyorum. Uygulamamızın indirmesi tamamlandıktan sonra masa üstünden uygulamayı kuruyorum. Kuruyoruz. Masa üstüne de bir simge atayalım. Kurulduktan sonra direkt olarak Launch Streamlabs Chatbot diyoruz. Uygulamaya izin veriyoruz ve uygulamamız açılıyor. Şimdi burada önemli bir durum var. Start diyoruz. Buradan Twitch'i seçiyoruz. Bu bizim sistemimizi check ediyor. Sonrasında Next diyoruz. Şimdi Login to Twitch Bot Account. Şimdi arkadaşlar bunun için bir tane kendinize bot hesabı açıyorsunuz. Yani benimkinin mesela ben bir hesap açtım. Farklı bir mail adresinden bir hesap açtım. Bunun da adını hangi bot koydum? Yani benim Twitch nickim hangi onur olduğu için botumun adını da hangi bot koydum? Şimdi o hesabımla ilk önce diyor ki login to Twitch to bot account. Yani bot hesabınla bir bağlan diyor. Şimdi hemen bot hesabımızı açıyoruz. Şifresini yazıyoruz. Hemen bir doğrulama maili gönderdi bize. Bot hesabımızı authorize ediyoruz. Sonrasında kendi Twitch account'umuzla bağlanmamız gerekiyor. Login to Twitch. Bu da bizim kendi hesabımız. Yani asıl yayın yaptığımız hesabımız. Benim tabii onaylı kullanıcı olduğum için tamam. Puzzle istedi. Tamam, puzzle'ımızı yapalım. ...4.3 saniyede gayet IQ'muz yüksekmiş yani. Şimdi bana authorize kodu geldi. Token'ımla bağladım. Login to Streamlabs. Şimdi de Streamlabs hesabımızı bağlıyoruz. Authorize diyoruz. Yani burada 3 hesap bağlıyoruz. Bir bot hesabı. 2. Kendi orijinal yayın yaptığımız Twitch hesabı. 3. Streamlabs hesabımız. Burada burası geldiğine direkt Next diyoruz, Finish diyoruz ve uygulamamız açılıyor. Uygulamanın açılması böyle bir 10 saniye 15 saniye sürebiliyor. Uygulamamız bu şekilde. İlk açıldığında yapmanız gereken ilk şey şuradaki connection kısmına tıklayıp hangi bot, bot name, streamer channel hangi onur. Connect diyoruz abi. Bunlara bağlanması için connect diyoruz ve şu an disconnect aktif oldu. Gördüğünüz gibi burada kanal moderatörlerimin isimleri yazdı, isimleri çıktı. Sonrasında Twitch streamer diyoruz, connect diyoruz. Bu da bağlandı. İsterseniz Discord'a da bağlayabiliyorsunuz.
Streamlabs için connect diyorum. Biraz önce bağladığımız bütün hesaplarla connect yapmamız gerekiyor. Connect yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir sayfa var. Biz şimdi sound effects'leri yapacağız. Ama bunun öncesinde eğer siz herhangi bir Nightbot, Moobot vesaire kullanmak istemiyorsanız direkt bunu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulamada chat'inizi de takip edebilirsiniz. Şu an mesela bakın ben yazdım yayıncı şeyi. İsterseniz botu tıklarsınız. Bot hesabınızla yazabilirsiniz. Burada normal chat akışınızda, bu sağ tarafta da chatinizde aktif olan kişileri görebilirsiniz. İşte burada bir dashboard var. İşte abone sayıları falan var. Bağladıktan sonraki zaman dilimi içerisinde alıyor sub accountları vesaire. İşte burada komut ekleyebiliyorsunuz vesaire. Eğer bunun da detaylı bir incelemesini isterseniz diğer özelliklerin de mod tools'lar, işte büyük harfle yazıldığında işte ne yapılacak? Büyük harfle yazana timeout attırabilirsiniz, uyarı verdirtebilirsiniz. Otomatik olarak bota vesaire. Burada işte çekiliş yapabilirsiniz. Buranın bir sürü şeyi var. Bir sürü özelliği var aslında. İşte mesela biri takip ettiği zaman chat'e thank you fıt 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 yazdırabiliyorsunuz. Aynı zamanda da FX çaldırabiliyorsunuz. Ya yani biri takip ettiği zaman hem ses gelecek, farklı bir ses, hem de yazı gelebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama ben şu anda bunu kullanmıyorum. Ben bot olarak Stream Elements'i kullanıyorum. Bu uygulamayı sadece izleyicilerin yayına ses atabilmesi için kullanıyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Sound Files kısmına geliyoruz. Sol taraftaki Sound Files'ı aktif ediyoruz. Aktif ettikten sonra sağ üst köşede bulunan artıya tıklayarak add diyor zaten. Tıklıyoruz. Önümüze gelen sayfa bizim sesleri organize edebileceğimiz yer. Bunun için ne yapıyoruz? İlk önce mesela benim en çok kullandığım ses efektlerinden biri Ünlem SA. Bunun için pick diyorum. Yani pick nedir? Şurada yapacağımız pick ses dosyasını alması. Ben kendime şöyle yerel disk C'nin içinde değil, tabii C'nin içerisinde sound effect diye bir klasör açtım. Burada benim yayında kullandığım ses efektlerimi buraya attım. Sesleri buraya attım. Mesela Ünlem SA dediği zaman nerede bakalım? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu dosyayı seçiyorum. Automatic generate comment. Yani otomatik olarak komut olarak ekle diyoruz. Burada volume kısmından sesini ayarlayabilirsiniz. Sonrasında alt tarafta bu sesleri kimler atabilsin? Ben FX seslerimi abonelere özel yaptım. O yüzden subscriber only olarak kullanıyorum. Siz burada herkese attırabilirsiniz. VIP'lere, abonelere, işte burada yapacağınız bir loyalty sistemiyle, puanlama sistemiyle, rank sistemiyle şu rankın üstündeki kişiler atabilsin gibi, moderatörler, editörler atabilsin gibi veya işte minimum 100 saat beni izleyen totalde kişi atabilsin gibi gibi bir sürü ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu abonelere özel yapıyorum. Sonrasında da cooldown ve User cooldown var. Cooldown'u kapatıyorum. User cooldown'u 1 yapıyorum. Bu nedir abi? Cooldown şu. Mesela chat'e bir kişi Ünlem SA yazdıktan sonra başka hiç kimse burada kaç dakika ayarlarsanız o kadar dakika Ünlem SA'yı atamıyor. Yani ben Ünlem SA attım. Başka kimse 5 dakika boyunca Ünlem SA atamıyor. Ben bunu kapatıyorum ve burada user cooldown'u 1 dakika yapıyorum. Bu nedir? Ben Ünlem SA yazdım. Önümüzdeki 1 dakika içerisinde ben bir daha Ünlem SA yazamam ama benden başka herkes yazabilir. Bu anlama geliyor. Yani kişi başına user cooldown'u uyguluyorsunuz. Yani bir kişi 1 dakika içerisinde 1 kere atabilir gibisinden. Bunu submit dediğiniz zaman gördüğünüz gibi Ünlem SA atandı buraya. Bunu normal komutlarınıza geldiğinizde de komutlarda da görebilirsiniz. Hemen bir deneyelim. Geldim ben chat'ime Ünlem SA yazdım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Gördüğünüz gibi Ünlem SA yazdığımda bu sesi oynatıyor. Bunun gibi birçok ses ekleyebilirsiniz. Benim 8-9-10 tane ses efektim var. Onların hepsi de burada. Demin gösterdiğim gibi yerel disk C'nin içerisine sound effect olarak ekledim. Mesela bir tane daha ekleyelim. Hangisini ekleyelim? Dalalım abiyi ekleyelim. Mesela Ünlem dalalım. Otomatik komut olarak ekle. Abonelere özel ekle. User cooldown'um 1 dakika. Submit dedim. Geldim konsola. Ünlem dalalım dedim. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçaklarıyla dalalım abi diye yapıştırdım. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar kolay. Siz de
bu sevdiğiniz, beğendiğiniz filmlerden sahneleri kesip onun seslerini alıp MP3 halinde bu şekilde çetenize ekleyebilir. Hem de hem abonelere bir teşvik olur. Hani abonelere özel bir şey olur. Onlar mutlu olur. Hem de yayınlarınız daha eğlenceli olabilir. Sound efektleri bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi videonun başında bahsettiğim geçiş efekti için hemen OBS'e geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi OBS'imde 2 adet sahnem var. Bu sahneler arasında geçiş yaparken gördüğünüz gibi OBS'in bize standart olarak sunmuş olduğu soldurma efektiyle geçiş yapıyoruz. Biz biraz daha şık, biraz daha güzel bir geçiş istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken tek şey açıklama kısmında bulunan linkten geçiş efektini indirmeniz. İlk önce o geçiş efektini indiriyorsunuz ve bilgisayarınızda herhangi bir yere onu koyuyorsunuz. Sonrasında OBS'e geldiğinizde sahne geçişleri kısmında oka tıklayarak buradan Stinger ne diye telaffuz ederseniz onu seçiyorsunuz. Stinger'ı tamam diyorsunuz. Sonrasında o indirmiş olduğunuz dosyayı ben hemen masa üstüne indirdim seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra geçiş noktası türü sizde kare olarak gözükebilir. Bunu milisaniyeye çevirin. Bu size vermiş olduğum dosya 1000 milisaniyeye göre yapılmış bir geçiş efektidir. Bunu 1000 olarak ayarlıyorsunuz ve tamama basıyorsunuz. Sonrasında geçişlerimiz bu şekilde oluyor. Eğer aranızda After Effects kullanmayı bilen varsa bu geçiş efektini daha da güzelleştirebilir, daha da şirin, daha da tatlı geçişler elde edebilirsiniz. Bunu da bu şekilde sizlere ufak bir desteğim olsun istedim. Yayınlara yeni başlayan arkadaşlara güzel, şık bir geçiş efekti olsun istedim. Geçiş efektiyle anlatacaklarım bu kadar. Şimdi hadi videonun sonuna geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizlere ufak da olsa desteğim, yardımım olmuştur. Eğer çözemediğiniz problemler varsa lütfen açıklama kısmında bulunan linkten Discord kanalımıza katılmayı unutmayınız. Orada çok güzel bilgi paylaşıyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz, beyin fırtınaları yapıyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Mutlaka gelmenizi öneririm. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve birazcık bana destek olmak istiyorsanız da yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.